Arkadaşlar merhaba. Opel Meriva Akasa ve Opel Corsa anahtarını yenilemeyi göstereceğim. Şimdi internetten sipariş verdim. Bu şekilde geliyor. İnternetten sipariş verdiğim zaman N11'den verdim ben. Gayet uygun fiyata verdim. Siz de internetten sipariş verdikten sonra bu şekilde anahtar kabı geliyor. Bunu şimdi hep beraber değiştirelim, yenileyelim. Eski anahtarım şu şekilde. Üstü hep döküldü. Plastikleri hep gitti. Bunu şimdi yenileyeceğiz. Şimdi şu arka tarafta gördüğünüz bir çentik var. Buraya tornavida yardımıyla şöyle kendimize doğru çekerek buradan açıyoruz arkadaşlar. Şekilde geliyor zaten. Şu anahtarın olduğu boş kap. Bununla ilgili herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şimdi şu gövde kısmı şurada gördüğünüz gibi 2 adet çentik var. Burada da 1 adet var. Onları hafif bir şekilde tornavidayla şöyle açarak ya da el yardımıyla da açılabiliyor zaten çok basit. Evet. Bu şekilde çıkarıyorsunuz arkadaşlar. 2 parça. Birisi pilin olduğu yer, pil yatağı. Şöyle göstereyim. Burada görüyorsunuz 2 tane pilin temas ettiği 2 iletken parça var. Onlara dikkat edin. Onların sökümü biraz zor olabilir. Bu alt parça sağlamsa şu parçaları da sökmeden kullanabilirsiniz. Fakat bu alt parça da eskimişse şu iletken parçaları da çıkarıp diğerine takmanız gerekiyor. Pili çıkarayım. Su almış, paslanmış zaten. Bu da eskimiş yani. Evet, bunu da pili de yenileriz ilerleyen zamanlarda. Bunu da aynı şekilde açıyorsunuz. Evet, görüyorsunuz içi boş. O iletken parçaları buraya yerlerine, uygun yerlerine takacağız. Birinci parçayı bu şekilde çıkardım. İkinci parça biraz sıkıntılı arkadaşlar. Onu çok dikkatli çıkarmanız lazım. Evet, parçayı kırarak söktüm. İlk parça çok basit bir şekilde sökülüp takılabiliyor. Diğer parçanın dikkat edin.
İlk parçamızı bu şekilde tamamladık. Yine şuralarda çentikler var. Bunları açıp şu parçayı çıkarıyorsunuz. Bu da bu şekilde. Şu sarı alanlar şu iletken parçalara gelecek şekilde takılacak arkadaşlar. Önce şurayı takıyorsunuz. Şurası var, bakın şurası. Burası şuraya gelecek. Evet, Opel marka araba anahtarı yenileme videomuz bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.